Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konumuza geçmeden önce sizlerden videoları beğenmenizi ve yorum yapmanızı rica edeceğim ki kanal daha fazla izleyiciye ulaşabilsin. Şimdiden teşekkür ederim. 1978 ve 1979 yıllarında bir dizi seri tecavüz ve cinayetler işlendi. Ancak katil 1996 yılına kadar tespit edilemedi. Kaliforniya, Orange County'de 5 kadına tecavüz edip öldüren Amerikalı bir seri katil olan Gerald Parker. Parker 1955'te ABD'de doğdu ve ailesiyle birlikte Phoenix'te yaşadı. 1963 yılında annesi Frank Wagner 10. çocuğunu doğururken öldü ve babası ailesini terk etti. O sırada Parker 8 yaşındaydı. Büyük annesinin yanına taşındı ve orada kaldığı 5 ay boyunca tutkal kokladığı Juvenile hala gitti. Daha sonra o ve erkek kardeşi büyük kuzeni Florence Russell ile Logan Heights'ta yaşamaya gittiler. Gençliğinin çoğu sorunlu ergenler için özel bir erkek okulu olan Boys Republic'te geçmesine rağmen Russell ona hiçbir zaman sorun çıkarmadığını söyledi. Haziran 1971'de okulu yemek hazırlaması için ona bir iş deneyimi ödülü verdi. Ertesi yıl Çin Rotary Kulübü'nün yıllık Crombie Allen ödüllerinde ikinci oldu. 1973'te Parker Deniz Piyadelerine katıldı ve San Diego ve Camp Pendleton'da eğitim aldı. Temmuz ayında bir yıl kışla güvenlik görevlisi olarak görev yaptığı Adak Deniz Hava Tesisine gönderildi. Eylül 1975'te Tustin'e varmadan önce Kuzey Carolina ve Mississippi'ye transfer edildi. 1979'un sonlarında ertesi yıl ağır bir mahkumiyetten onursuz bir şekilde gönderilene kadar El Toro Deniz Piyadeleri Hava Üssü'nde kurmay çavuş olarak görev yaptı. Parker'ın adli psikiyatrist Dr. Paul Blair'e verdiği ifadeye göre 7 ile 15 yaşları arasında düzenli olarak boya ve boya tineri solumuştu. 11 yaşında ise esrar kullanmaya başlamış PSP ve LSD ile kullandığını iddia etmişti. Ayrıca 10 ila 11 yıl boyunca her gün bir kasa bire içtiğini de belirtmiş. 19 Temmuz 1979'da Parker açık bir yemek odası penceresinden Jane P'nin dairesine girdi. Bir tahta parçası kaptı ve birkaç kez kadının kafasına vurdu sonra ona tecavüz etti. Endişeli bir arkadaşı Jane'i kontrol etmeye gitti ve onu kanlar içinde görünce polisi aradı. Hastaneye götürüldü ve sonunda test edilerek ve Parker'ın DNA'sı ile eşleştirilecek olan bir tecavüz kit toplandı. Jane yaklaşık 4 hafta komadaydı ve kafatası kırılmıştı. Parker'ın bir sonraki cinayeti aynı yıl içinde Costa Mesa'da gerçekleşti. 21 yaşındaki Kimberly Rawlins'in dairesine açık bir ön kapıdan elinde tahta parçasıyla girdi ve ona birkaç kez vurdu. Yaklaşık 4 saat sonra oda arkadaşı eve geldiğinde Rawlings'i ölü buldu. Üstünde bornozu vardı ve öne çıktı. Otopsi sırasında delil olarak Rawlings'in tamponu toplandı ve bulunan meni daha sonra DNA testi için kullanılacaktı. 15 Eylül 1979 sabahın erken saatlerinde Parker, 31 yaşındaki Marilyn Carlton'ın dairesine kilidi açılmış bir sürgülü cam kapıdan girdi. Parker bir tecavüz girişimi sırasında onu acımasızca dövdü ve ertesi gün öleceği ciddi kafa yaralanmalarına neden oldu. Bu suça daha sonra saldırganı polise tarif eden kurbanın 9 yaşındaki oğlu tanık olmuştu. 30 Eylül 1979'da Parker, 20 yaşındaki hemşire Diana Green'in Tustin'deki dairesinin açık ön kapısından içeri girdi. 9 aylık hamile olan Green'in kafasına sert bir cisimle vurdu ve bilinçsiz haldeyken ona tecavüz etti. Olay yerine bir memur geldiğinde alnında bir delik fark ettiler. Delik o kadar derindi ki beyin maddesini görebiliyorlardı. Green 10 gün boyunca komada kaldı ve bilinci yerine geldiğinde tam bir hafıza kaybı yaşıyordu. Çocuğu ise ölü doğmuştu. Saldırı ile ilgili olarak kocası Kevin Green tutuklandı. Duruşması sırasında kocasının kendisiyle seks yapmayı reddettiği için ona saldırdığını ifade etti. Kevin Green haksız yere mahkum edildi ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak tecavüz gecesi Green'den alınan vajinal sürüntüler daha sonra Parker'ın DNA profiliyle eşleştirildi ve Green'in kocası 17 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakılmıştı. 6 Ekim 1979'da Parker 24 yaşındaki Deborah Kennedy'nin Tustin apartmanının yakınındaki bir kamyondan çekiç alarak yatak odası penceresinden girdi. Kanepenin yanında uyurken kafasına vurdu ve ona tecavüz etmeye başladı. Saldırı ciddi kafa travmasına ve beyin kanamasına neden oldu. Daha sonra yaralarından dolayı öldü. Bu olayda Parker kurbağanın vücudundaki meni izleri dışında suçlayıcı herhangi bir kanıt bırakmaktan kaçınmayı başarmıştı. 14 gün sonra 20 Ekim 1979'da Parker koşucu gibi davranarak 17 yaşındaki Debra Lynn Senior'un boş dairesini araştırdı. Sol elinin avuç izini bırakarak bir banyo penceresinden içeri girdi. Daha sonra kadın eve geldiğinde Parker kafasına kült bir cisimle birkaç kez vurdu. Bilinçsiz vücudu yatak odasına taşıdı ve ona tecavüz etti. Oda arkadaşı eve geldikten sonra polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerinde kadının öldüğü açıklandı. 2 Şubat 1980'de Ayda Demirciyan arabasını apartman kompleksindeki yeraltı otoparkına kilitlerken Parker ona metal bir boruyla defalarca vurdu. Onu birkaç adım sürükledi, kolyesini çıkardı, çantasına baktı ve eteğini sıyırdı. Demirciyan ayağa kalkıp koşarak birinci kata çıktı, apartman yöneticisinin kapısını yumukladı ve orada bilincini kaybetti. Saldırı sırasında sokağın karşısındaki bir tanık Parker'ın demirciyanın başında durduğunu gördü ve ona durması için bağırdı. Parker ise hemen kaçtı. Saldırıya uğrayan Demirciyan'ın parmakları başını korumaya çalışmaktan o kadar şişmişti ki sağlık görevlileri yüzüklerini kesmek zorunda kaldılar. Yaklaşık bir blok ötede bir memur geldiğinde Parker'ın gömleğinde ve pantolonunda kan lekeleri ve ellerinde kan olduğunu fark etti. Onu gözaltına aldı ve polise deniz piyadeleri kimliğini verdi. Tanık, Parker'ın şüpheliye benzediğini belirttiğinde hemen soruşturmaya alındı. Memur, Parker'ın sarhoş gibi görünmediğini ve tavrının sakin ve işbirlikçi olduğunu kaydetti. Başka bir memur, 8 inç uzunluğunda ve 3 inç çapında olan kanlı boruyu buldu. Borunun yanında altın ve inci bir kolye bulmuştu. Saldırıdan 9 ay sonra 2 Ekim 1980'de Parker, Los Angeles İlçe Yüksek Mahkemesi'nde demir cihanı soymaktan ve soygun sırasında ona ağır bedensel zarar vermekten suçlu bulundu. Fakat suçlanana kadar serbest bırakılmıştı. Demirciyan'a düzenlediği saldırıdan 2 hafta sonra 15 Şubat 1980'de 13 yaşındaki Paola babasının cenazesine katıldıktan sonra Tustin'deki bir eczaneden eve yürüyordu. Yanından siyah bir minibüs geçti ve kenara çekti. Parker aracın sürücü tarafından indi. Yan kapıyı açtı. Arkaya doğru yürüdü ve lastiği kontrol ediyormuş gibi yaptı. Ancak Paola yanından geçerken Parker kazağını kaptı, yüzüne yumruk attı ve onu minibüse attı. Yaklaşık 25 dakika dolaştıktan sonra minibüsü bir alışveriş merkezi otoparkında durdurdu. Minibüsün arkasını sürücü bölmesinden ayıran perdeyi kapattı ve Paola'ya hiç tecavüze uğrayıp uğramadığını sordu. Kadın ise ona hayır cevabını verdi. O ise işte böyle bir şey diye ona cevap verdi. Bir havluyu şeritler halinde yırttı. Birazını ağzına, bir kısmını kafasına koydu. Diğerini de ellerini birbirine bağlamak için kullandı ona tecavüz ettikten sonra taşıdığı çantada ne olduğunu ailesine söyleyip söylemeyeceğini ve polis sorgusunda onu tesis edip etmeyeceğini sordu. Son iki soruya hayır cevabını verdi ve adam onu bir ara sokağa götürüp bıraktı. Paola, Parker ve minibüsle ilgili ayrıntıları zihninde not etti ve eve vardığında annesine olanları anlattı. Daha sonra polisi aradılar. Üç gün sonra Orange County Şerif Departmanı'ndan bir müfettiş, deniz piyadeleri hava üssü El Toro'daki askeri polisle temasa geçti. Parker sorgulanmak üzere çağrıldı. Müfettişler Paula'ya Parker'ın bir fotoğrafını göstermeden önce itiraf etti ve Paula daha yaşlı olsaydı muhtemelen onu öldüreceğini de söyledi. 13 Mayıs 1980'de Parker, Orange County Yüksek Mahkemesi'nde adam kaçırma ve tecavüzden suçlu bulundu. 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 13 Şubat 1984'te Parker, Kaliforniya cezaevinde oda arkadaşı David'i uyurken dövdü. Bir ıslah memuru ortak odanın zemininde 24 inç uzunluğunda kana bulanmış bir çelik parçası buldu. David birkaç dikiş almıştı ve saldırının ardından bir hafta hastanede kaldı. Parker ise suçlu bulundu. 21 Haziran 1996'da şartlı tahliye ihlali nedeniyle tekrar hapse giren Parker, 6 cinayette suçlandı. Çünkü artık DNA'lar test edilip analiz edilebiliyordu. DNA uzmanları duruşmada Parker'ın kanından alınan örneklerin daha önceki olay mahallinde toplanan kanıtlarla karşılaştırıldığında birbirinden ayırt edilemez olduğunu ifade ettiler. 20 Ekim 1998'de yalnızca 2 saatlik bir tartışmanın ardından Parker, onu ölüm cezasına çarptırmaya uygun kılan özel koşullar dahil olmak üzere 6 adet birinci derece cinayetten mahkum edildi. Parker, duruşmasının cezalandırma aşamasında tüm sorumluluğu kabul etti ve şunları söyledi. Eğer benim hayatım aile üyelerinin haklı çıktığını hissetmeleri için gereken şeyse o zaman yapılması gerektiğine inanıyorum. Canım benden alınmalı. 12 Kasım 1998'de jüri Parker'ın idam edilmesini tavsiye etti. Ölümcül enjeksiyonla infazını beklemesi için San Quentin Eyalet Hapishanesi'ne gönderilmesi emredildi. Parker şu anda San Quentin Eyalet Hapishanesi'nde idam edilmeyi bekliyor. 2017'de avukatları Parker'ın cinayetler sırasında çocukken zorbalığa maruz kalmasıyla uyuşturucu ve alkol kötüye kullanımı bir sonucu olarak akli dengesinin bozulduğu ileri sürerek idam cezasının kaldırılması ve yeni bir duruşma için temizde bulunmuştu. Ancak bu itiraz reddedilmişti.